Batı, Hedibe, anne ölümsüzdür. Adalet istiyoruz. Alacağız. Sevgili halkımız, bugün adalet talebimizin 298. günü. 298 gündür annemizin ölümüne sebep olanların yargılanıp cezalandırılmasını istiyorum. 17 Ocak'taki ev baskınlarında yüzü maskeli katil polisler cinayet işledi. Annemiz Hedibe Özçelik'i bilerek, isteyerek katlettiler. Bizler yaklaşık 300 gündür annemizin ölümüne sebep olanların, annemizi katledenlerin yargılanıp cezalandırılmasını istiyoruz. İçi boş dosyalarla evlerimize baskın izni veren savcıların hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. 17 Ocak'taki ev baskınlarıyla 28 ve 29 Ekim'deki ev baskınlarıyla halka karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Ev baskınlarıyla halkı korkutmak, halka gözdağı vermek, halk kendine ait olan haklarını talep etmesin diye, adalet istemesin diye bu tür baskınlarla halka savaş açıyorlar. Halkı korkutmaya çalışıyorlar, gözdağı vermeye çalışıyorlar, halkı sindirmeye çalışıyorlar. Bu ülkede ve dünyada insanlar hastalıktan, açlıktan ölüyor. Binlerce insan trafik kazalarında, hastalıklardan ve bir sürü sebepten ölüyor. Bizler onurlu bir yaşamı savunduğumuz için evlerimiz basılıyor. Ve bizim gibi binlerce arkadaşımız bu ev baskınlarında komplolarla tutuklanıyor. Hapishanelerde sadece ve sadece siyasi tutuklular kaldı. Uyuşturucu satıcıları, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri serbest bırakılıyor. Bu ülkede siyasi tutuklular halen tutuklu bulunuyor. Bu ülkenin, bu vatanın haklarını savunan halkın onurlu evlatları, halkın avukatları, halkın sanatçıları tutuklanıyor. Başta hasta tutsaklar olmak üzere bütün arkadaşlarımızın ve bu pandemi sürecinde tüm hapishanelerin kapatılmasını istiyoruz. Bizler annemiz nezdinde haftanın iki günü alanlara çıkıyoruz ve bizim gibi adalet isteyen binlerce insanın sesi olmaya çalışıyoruz. İşini, ekmeğini geri istediği için tutuklanan dostlarımızın, avukatlarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın derhal tahliye edilmesini istiyoruz. Hedibe anne ölümsüzdür. Adalet